ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar'da bugün konuğum Infonet Genel Müdürü Taner Özdeş'le birlikte yaptığımız Uzaktan Çalışmanın Yönetimi isimli programımız kaldığı yerden ikinci bölüm olarak devam ediyor. Hocam birinci bölümün sonunda böyle yarı soru şeklinde bir şey sormak isterim size. Maaşlı çalışılan sistemlerde işler düşük de olsa patron bir şekilde bunu sübvanse ediyor ve ödüyor. İşte o yüzden de bizim evdeki boşa geçirdiğimiz her dakika onu rahatsız ediyor doğal olarak. Doğru değil mi bu saptama? Doğru. Yani şimdi sonuç evde insanlar tabii bununla ilgili bir sürü esaslı bazı şirketler var. Çok enteresan. Bunlar birçok yazılım veya da kameralarla çalışanlarının ne bileyim mesela 2 dakikada bir onun üzerinden bağlanıp benim bilgisayarıma benim o anda neye baktığımı görüyor. Bankalarda bu oldukça farklı yazılımlar var. Bunlar da çalışanın olduğu. Mesela bazı şirketler mesela çok enteresan. Onlar mesela satış kadrolarına şey yapmışlar mesela Zoom hedef vermişler. Yani Zoom toplantı hedef vermişler. Bunu ölçen cihazları var. Yani bir şekilde hedef veriyor. Arkasından bunu takip edecek bir yazılım sistemi veya teknolojik bir şey var. Bu şekilde elemanı kontrol ediyor ve bir şekilde o mobbing dediğim şeyi yapmıyor. Mesela daha mantıklı bu esasen. Yani madem sen güvenmiyorsun elemanına, o zaman ona hedef ver ve hedefini ve artı ara sıra denetleyecek yazılım ve teknolojileri kullan. Ama aksi takdirde işte açıp telefonla aramak, işte e-mail atarak böyle yani çaktırmadan karşıyı kontrol altına almak iyi hisler uyandırmıyor, güvensizlik oluyor. Zaten şöyle bir şey konuşuluyor sektörde. Yani bu normal hayata döndüğümüz zaman birçok çalışanın bunun bedelini ödeteceği konuşuluyor. Yani sonuç olarak insanlar şu anda tabii alternatif iş bulamayacakları için mutlu veya mutsuz bir şekilde devam ediyorlar işlerine. Ama ben kesinlikle inanıyorum bu dönemde çalışanlara iyi davranmayan kurumlar bunun bedelini ödeyecekler. Bu kesin. Yani o kaçınılmaz oldu bence. Aynı şekilde aslında bu patronlar için geçerli. Şu dönemde birisini çıkarıp onun yerine birisini alma şansınız yok. O yüzden mesela bizim sektörde maaşlar %50 arttı. Ben güvenlik mühendisi çalıştırıyorum. Bir yok, iki olanlarda fahiş fiyatlarda. Yani %50 yakın net maaşlarda artış oldu bizim sektörde. Aynı şey biliyorum ki yazılım sektöründe de oldu. Çünkü bu insanları bulmak çok zor şu dönemde. Bulunmadıkları için de doğal olarak olanların değeri arttı. Yani bazı insanlar daha şanslı oldu bu dönemde. Ama dediğim gibi bu dönem bittikten sonra tabii bunlar dengelenecek bir şekilde. Türkiye'de insan yönetme kültürü yok. Bu güvensizler bizim DNA'mızda var. Artı onun dışında Türkiye'de bir konu daha var. Özellikle buradan söylemek istiyorum. Türkiye'de insan kaynakları departmanları da doğru çalışmıyor. Yani bugün yani çok az kurumun insan kaynakları departmanı gerçekten yapması gereken görevi yapıyor. Yani elemanın kariyer planlaması, motivasyonu, ondan sonra bir sıkıntısı oldu mu dinlemesi, ona işte psikolojik destek verilmesi, koşuk yapılması, mentor ayarlaması. Bunlar yok. Yani Türkiye'de insan kaynakları departmanı ne yapar inanın ben bilmem. Ama kesinlikle insan üzerine çalışmadığını söyleyebilirim. Türkiye'den büyük şirketlerin en büyük sıkıntısı bu. Yani bu departman var ama işini yapmıyor. Yani yerlemek istemiyorum ama çoğu yapmıyor. Bu doğal olarak çok büyük bir sıkıntı oluyor. Aslında insan kaynakları departmanı doğru çalışsa, mesela ben zamanında Lever'de çalışmıştım. Ve muazzam başarılı bir İK'da çalıştım. Ve o zaman ne olduğunu anladım bu işin. Yani birebir olaraktan, yani benim her şeyimi ölçen, biçen, ihtiyacımı karşılayan bir departmandı. Öyle oldum tabii doğal olaraktan siz gidip de bu tip sıkıntılarınızı patronunuzla yaşamak zorunda kalmıyorsunuz. Yani arada bir insan olduğu zaman yok. Öbür türlü kurumsal olmadığı zaman da direkt patron birebir çalışanlarla bu sıkıntıyı yaşıyor. Patron derdini anlatamıyor. Farklı yöntemlerle kontrol altına almaya çalışıyor. Çalışanlar da bir şekilde ihtiyaçlarını söyleyemiyorlar patronlarına. Ve bu aradaki boşluk tabii ki her iki tarafı da mutsuz ediyor. Ve Türkiye belki bu dönemde biraz daha bu tip, yani bu insan yönetimine, liderliğe, bu tip şeye daha fazla yatırım yapmalı ve daha fazla bu konuda belki kendini geliştirmeyi düşünüyorum. Hocam şimdi işletmelerin birçoğu önümüzdeki günlerde hibritleşmeye geçecekleri konuşuyorlar. Hibrit çalışma yöntemine. Haftanın bir ya da iki günü evden çalışmayı serbest bırakacaklar, evden çalışmayı. Diğer günlerinde de işte ziyarete gidecekse ziyarete gidecek, ofise gelmesi gerekirse ofise gelecek. Birçok departman bu duruma geçecek.
Hatta ben bunu geçenlerde çok değerli bir İK yöneticisine, büyük bir holdingin İK yöneticisine programda sorduğumda da bunun sebebinin aynı anda bütün personeli bir araya getirmenin COVID açısından riskli olacağından, dönüşümlü. Yani siz haftada bir gün bir kişiyi gelme dediğinizde 5 kişilik bir ekipse her gün bir kişi eksik olacak demektir. Bu sistemi bunun üzerine böyle kurgulamışlar. O yüzden hani 5 kişinin oturduğu bir odayı 4 kişiye indirgemişler demek ki. Bu şekilde çalıştırıyorlar. Böyle bir yönteme geçilecek. Ama benim de kaygılarım şöyle. Evde çalışma mantığı, yani ev bizim çalışmamız için uygun bir ortam değil. Çok güzel söylediniz. Eşinize Amerikan şirketi destek olmuş, 500 dolar vermiş, altyapı kurdurtmuş, belki bir takım giderleri karşılıyor. Yani belki de şu anda işletmeler bunu yapmaları gerekiyor. Yani çalışana evden rahat çalışabileceği ortamı. Bilgisayar evde 50 tane bilgisayar olmaz. Yani 5 tane 10 tane olmaz ki. Belki evde bir tane sabit bilgisayar var. Çocuğun dersiyle çakışıyordur evdeki. Onda da sıkıntı yaşanabilir. Galiba bu altyapının önce hazırlanması, ondan sonra böyle bir şeye kalkışılması lazım. Siz de bu hibritleşme çalışmalarını gözlemliyor musunuz? Şimdi biz kendi şirketimiz olaraktan bir kere ofisimizi değiştirme kararı aldık. Zaten vardı ne zamandır kafamızda ama şimdi ona göre bir ofis arıyoruz. Yani daha uygun bir şekilde şartlar olan, yani altyapısını ona göre yapacağımız bir ofise geçeceğiz. Doğaktan mevcut ofisteki yapı yani bir kere şu var ki şöyle düşünün. Yani bundan çıktık, normal döndük. İnsanlar birbirine o kadar çabuk güvenemeyeceklerdi. Çünkü bunun bir iki ay sonra tekrar çıkmayacağını kimse garantisini veremez. Doğrudan şirketler de bu riski almaları lazım bence. O yüzden yani sizin ofisinizde eğer çalışma alanı buna uygun değilse o zaman doğrudan siz yani çalışanlarınızı evden çalışmak zorunda kalacaksınız. Yani bunun veya çalışanlar evcik çalışan yani ben gelirsem ofise yapanlar var bunu. İstifa edeceğim. Yani bu tip teklifler yapılıyor. Şu anda şu dönemde de yapılıyor bunlar. Yani bir şekilde yani şöyle yapılıyor. Eleman diyorlar ki sen ister gel ister gelme. Ofisimiz açıktır diyorlar. Ama yani bunun kaçı geliyor? %10'u geliyor, %15'i geliyor. Yani çoğu gelmeyi tercih ediyor. Çünkü şu anda en büyük sıkıntı trafik. Yani trafik eskisine göre çok fazla arttığı için bugün özellikle Avrupa veya Asya yakasında oturan bir insan Esenbek günde 2 saat de gidip gelirken şimdi bu süre 3 hatta 4'e çıkıyor. Özellikle Cuma günleri, Pazar günleri. Bir kere trafik ülkemizde bir kere top taşıma diye bir şey yok. Zaten şimdi top taşıma yasaklandığı veya azaltıldığı için ne yapacak çalışanlar? Yani her bir altına bir araba koymanız gerekecek. Yani bence sıkıntı benim kendi şirketime söylüyorum. Ben mesela bizim şoförlerimiz gidip alıyor elemanları. Ama elimde sınırlı araba ve sınırlı şoför olduğu için ben ancak personelin bir kısmını getiriyorum. O yüzden bence buradaki en büyük sıkıntı ülkemizde top taşımanın olmaması yeterli. Çalışanların altında araba olması. O yüzden lojistik bence yani ofise gidip gelmek ben çok büyük sıkıntı. Çünkü eğer siz ofise gidip gelirken elemanınızın sağlığını güvence altına almazsanız orada bir kişinin yapacağı hata şirkette herkese bulaşacaktır. O şirket bir süre faaliyet dışı kalacaktır. Yani Türkiye'de o yüzden bence lojistik sorunu bence ofis sorunu önüne ötesine geçiyor. Ha, hibrit model konusunda mesela Koç grubu bayağı ilk alanlardan yani tamamen eve geçti Koç grubu. Hatta ödül de aldı bu sene. Bunu yapan şirketler var. Şirketten şirkete değişir. Bence bunu genellememek lazım. Her şirket kendi ihtiyacına göre bir sistem kurmalı. Evden çalışma koşulları olmayan çalışanlar olacaktır. Yani herkesin evinde bu ne alanı, ne teknolojisi, ne interneti yok yani. O yüzden yani bu çok da yapılabilir bir şey değil. Özellikle Türkiye'de KOBİ'lerde bence çok azı hibritte çalışabilecekleri. Yani büyük şirketler, orta ölçek şirketlerde böyle imkanlar var ama Türkiye'de KOBİ %70-80 ise bu Türkiye'deki toplam iş hacmini bunların böyle bir şansı olmayacak. Yani bence bir karmaşa olacak. Yani o kadar öyle hani yani vardır yani filmlerde bir şey seyredersiniz harikadır ama uygulamaya gelince yapmazsınız. Bence biraz film gibi olacak bu iş. Yani hibri, yani bunları konuşuyoruz ama bunları ne kadar uygulayabiliriz? Ne kadar uygulanabilir? Yani ben kısa vadede çok umutlu değilim bu konuda. Bir karmaşa olacağı kesin. Ve burada tabii ki biraz sıkıntı olacaktır. Yani bu devlet açtığı zaman, şirketler aynısını yaptığı zaman bence müthiş bir kaos olacak. Yani bu lojistik problemi çözülmeye sürece ofis problemi daha az bir problem olarak görüyorum. Onun dışında yani bir karmaşa olacak bence şu anda. Yani şu anda zaten psikolojikman insanlar bilezikten dolayı bunalmış durumda. Onun vermiş olduğu yük
patronlarda gelecek kaygısı, ekonomi durumu belli. Bir de ekonomi bizim bir, yani şöyle bir ülkede yaşıyoruz ki yani %17 enflasyon, tüketici %35 üretici enflasyonu. Dolar bugün işte 8.30 işte oldu yine. Yani ekonomik anlamda güçlü olsak o da çok büyük şirketler üzerinde. Yani Türkiye'nin komşuları olan ilişkisi, yani Türkiye'nin siyasi duruşu. Yani Türkiye'de gerçekten iş yapmak, yeni vergiler mucize yani. Her gün bir şey oluyor işte, dediğim gibi marketlerde yasak çıktı. Aç kapı. Cuma günü saat 5'te çekle öden. Cuma günü çekle ödenmişsin diyorlar mesela. Bizim çeklerimiz vardı. Çok büyük çeklerimiz vardı. Allah'tan çözebildim. Yani böyle günlük kararlarla yönetilen, siyaset anlamında ne yaptığı belirsiz, ekonomik anlamda güvencesi olmayan bir toplumda, altyapısı olmayan toplumda bence hani hibrit mi değil mi? Bence şu andaki en ben göre ufak problem. Hocam o çek meselesi gerçekten çok enteresandı. Tamam, şimdi çeki ödeyecek insanı korumak adına hadi bu çekleri bir ay boyunca ödemeyin dendi. İyi de o çeki tahsil edip bayramda maaşını dağıtacak ya da ne bileyim işte kendi ödemelerini yapacak kişilere bu zorluk oldu. Yani tamam çeki çekten gelen parayla mı döndürecek ne yapacak ama ticaret bu. Yani herkesin bir takvimi var. O takvime göre de bir yaşam şekli var. Şirketi döndürme şekli var. Hakikaten çok sıkıntıydı. Siz de onu gündeme getirdiniz, söylediniz. Bilemiyorum şimdi hibritleşme meselesi değil de ben yıllardır şeyi savundum. Satış elemanlarının özellikle danışmanlık yaptığım firmalarda İstanbul'da yaşaması gerekmiyor bu insanların dedim. Bölgesel olarak eğer bir satış yapıyorsak, atıyorum Karadeniz bölgesinde bir ürün satışı yapacaksam Trabzon'da yaşayan bir arkadaşımızı bu işe görevlendiririz. Orada o bölgeye gider, satışlarını yapar. Ayda bir gün İstanbul'da bir toplantıya davet ederiz dedik ki buna da gerek yok. Zoom'dan her hafta toplantıya da alabilir insanlar artık. Fakat bir türlü patronlara buna inandıramadık. Yani çalışmaz, kafasına göre dolaşır, bilmem ne yapar. İyi de yani siz de hani bir hedef koyarsınız. Yapamazsa da adamı işini elinden alırız diye söyledik. Bir türlü olmadı. Ama galiba bu virüs bu işi öğretecek. Buna aslında uzaktan çalışma demiyorlar. Kanunda yeri de var. Yani uzaktaki bir elemanı çalıştırmak da kanunda var. Buna da geçilecek mi sizce daha yoğun bir şekilde? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle satış elemanları konusunda. Satış elemanları konusunda tabii ki bence bizim sektörde var. Yani o şehirden birisini alıyoruz ve tabii ki o mobil oluyor, evinden çalışıyor. Zaten buna geçen birçok şirket var. Ama diyelim ki bu sektören sektöre değişir. Yani bugün mobil personel var, mobil olmayanı var. Ondan sonra ben 3 şeyin Türkiye'de gelişeceğini düşünüyorum. Bir tanesi call center'lardan daha çok call center üzerinden daha çok çalışacak şirketler. Veya çözüm ortakları daha çok yapacaklar. Yani daha çok kendi satış personeli yerine belki bununla ilgili dışarıdan kaynaklara başvuracaklardır. Bir de hatta bugün benim öğlen programım var bu ECMOB'la birlikte. Yani bu işte yazılımlar üzerinden çalışanları çok güzel denetleyen, onları hem motive eden hem de onların yaptığını ölçen yazılımlar var, takip programları. Bunlar gelişecek Türkiye'de. Bunlar olunca tabii ki, olunca da sonuçta patronlar o kadar endişelenmeyecekler çünkü çok ciddi bir şekilde yapılan her şey ölçülebilecek. Hem çalışan motive olacak hem de patron yapılan çalışmaları net olarak görebilecek bence. O yüzden 3 şeyin gelişeceğini düşünüyorum. Evet hocam, bu bölümün de sonuna geldik. Üçüncü bölüme doğru geçiş yapacağız. Müsaadenizle ben bir anons geçeyim. Efendim bugün Endüstri Radyo'da Etekteki Taşlar'da program konuğum Infonet'in genel müdürü Taner Özdeş. Kendisiyle uzaktan çalışmanın yönetimini konuşuyoruz. Son bölüme geçeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Az sonra tekrar geri döneceğiz. Lütfen bizi dinlemeye devam ediniz. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.